Merhabalar, geldik 57. dersimize. Şimdi 56. dersi çektik az önce. 57. derste sıra. Şimdi bu derste ne yapacağız? Bu derste bazı düzenlemeler yapacağız burada. İlk olarak proje açıldığı zaman title kısmında şöyle bir başlık geliyor. Temaya bağlı olarak. Ben burayı düzelterek başlayacağım. Nasıl olacak o? View'e geldim. Şerit klasörüne geldim. Firma layout'a geldim. Firma layout içerisinde bakın burada uzunca bir title var. Ben bu title'ı gelip siliyorum. Senin ismin firma çağrıları olsun. Sadece bu. Kaydettim. Sayfayı yeniledim. Beraber görelim. Bekliyorum gelmesini. Bakın burası firma çağrıları olarak değişti. Şimdi aktif çağrılar ve pasif çağrılar olarak bizim burayı ayırmamız gerekecek. Veya işte bir de yeni çağrı oluşturacağız. Hepsini yapacağız. Hiç problem yok. İlk olarak ben diyorum ki önce bizim bu aktif çağrılar sayfasını bir düzeltelim. Aktif çağrılar içerisinde şuraya ben bir şart yazacağım. Diyeceğim ki var, parantezimi açtım. X eşittir büyüktür. Bir link lambda ifadesi. X nokta durumu eşit ne olmalı? True olmalı. Durum true olanlar içerisinde verileri listeleyeceğiz. Şimdi bakın tekrar çalıştırıyorum. Normalde 5 tane kayıt geliyordu bize. Bakın burada 5 tane kayıt var. Şimdi yeniden çalıştırdım. Bu kez 4 tane kayıt gelecek. Neden? Çünkü bir numaralı çağrının durumu aktif değil. Ondan dolayı bize sadece 4 tane kaydı getirecek. Bakın 4 tane kayıt geldi. Bunda herhangi bir problem yok. Şimdi buraya ben bir şey daha ekleyeceğim. O ekleyeceğim şey de şu olacak. Bir de ve sen aynı zamanda x nokta firma çağrıyı yapan firma eşit ne olmalı? 4 olmalı. Şimdi neden 4 biliyor musunuz? Deneme amaçlı 4 yapıyorum. Hani hep böyle bir 4 numaralı firma üzerinden gidiyoruz ya. Ondan dolayı ben burada sadece 4 numaralı firmayı çağıracağım. İlerleyen derslerde oradan 4'ü sileceğim. 4 yerine sisteme otantike olan yani sisteme kayıt olan firmanın bilgilerini getireceğim. Bunu yapmak istiyorum. Bakın şu anda sadece 4 numaralı firmaya ait veriler gelmeye başladı. Çok güzel ilerliyoruz bence. Devam ediyorum. Daha sonra tarihten sonra şurada bir table heat oluşturuyorum. Table heat'in ismi arkadaşlar düzenle olsun. Bir de bir tane daha. Bu da detaylar olsun. Şimdi düzenle kısmında ben bir çağrıyı düzenleyebilmeliyim. Detaylar kısmında da bunun detaylarını görüntüleyebilmeliyim. Geldim sayfamı yeniledim. Bakın buraya iki sütun daha eklendi. Düzenle ve detaylar olarak. Visual Studio'ya geri geldim. Şimdi buraya bir TD daha ekliyorum. Bu ekleyeceğim TD'nin içerisine küçüktür bir A tag'ı ekliyorum. Ahref. Href eşittir diye işte. Şimdilik bir yere gitmesin. Ondan sonra ama bunun bir ismi olsun. İsmi düzenle olsun. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim sayfamı yeniledim. Yeniledikten sonra bakın buraya bir buton geldi. Şimdi bu butona bir de daha güzel gözüksün diye bir class verelim. Class'ı eşittir btn boşluk btn tire örneğin warning olsun. Kaydettim. Geldim buraya sayfamı yeniledim. Bakın düzenle kısmı bu şekilde gelmiş oldu. Bu CSS'e bağlı olarak böyle yeşil geldi. Normalde BTN Warning'in sarı gelmesi gerekiyordu. Bir de detaylara gidelim. Şöyle altına bir TD daha oluşturdum. A href eşittir. Pardon. A. Bir saniye bir küçüktür oluşturacağız burada önce. A href eşittir. DS. Ardından class eşittir. BTN boşluk. BTN tire primary olsun. İsmi de detaylar olsun. Ben bu çağrının detaylarını burada görebilmeliyim. Bakın bu da detaylar. Birisi düzenle, diğeri de detaylar olmak üzere iki tane alan geldi. Düzenle için danger kullanırsam nasıl geliyor? Bir de onu görüntüleyelim. Sayfayı yeniledim. Danger'da kırmızı geliyor. Kırmızı olmasın. Başka ne vardı? Info vardı. Bir de infoyu görelim. Sayfayı yeniledim. Tamam, mavi kalsın. Düzenle ve detaylar. Bir de bir şey daha vardı. Ne vardı? Success vardı. Success'ı da görelim. Success yeşil. Tamam bu gelsin. Bu düzenli olsun ve detaylar kısmında burada gelsin. Hatta detaylar için ben
info kullanacağım. Mavi olsun detaylar kısmı. Sayfayı yeniledim. Tamamdır. Böylece burada da mavi bir ton kullanıyor olacağız. Tamam mı? Düzenleme ve detay işlemleri bu şekilde olacak. Daha sonra bu tablonun dışına çıktım. Ben buraya bir tane daha A tag'ı ekliyorum. A href eşittir ds. Sonra bunun klası eşittir. btn boşluk btn tire primary olsun. İsmi de yeni çağrı ekle. Buradan da yeni bir çağrı ekleme işlemi için bir buton oluşturmuş olduk. Bakın buraya yeni çağrı ekleme işlemi için bir buton oluşturmuş olduk. Tamam mı? Bu şekilde. Devam ediyorum. Şimdi şöyle yapacağım. Bizim default controller'ımız vardı. Ben burada aktif çağrıları getiriyordum. Public action result ismi pasif çağrılar olan bir metot daha oluşturuyorum. Süslü parantezimi açtım. Şimdi tek bir controller üzerinde çalışacağım. Çünkü çok fazla sayfam olmayacak. Aktif çağrı, pasif çağrı, yeni çağrı. Bunlar zaten 3 çağrı üstünde. Firmanın profil düzenleme, ana sayfa. Çıkış yapmanın zaten bir komutu olmayacak. Şey bir metodu olmayacak. Yani ekstra bir sayfası olmayacak. Sadece bir satırlık bir komutu olacak. O yüzden hepsini aynı controller üzerinde yapabiliriz. Diyeceğim ki var çağrılar. Aslında şuraya olduğu gibi kopyalayabilirim. Buraya geldim, kopyaladım. Geldim buraya yapıştırdım. Sen durumu eşittir false olan çağrıları getireceksin. Ben senden bunu istiyorum. Pasif çağrıları sağ tuşa tıkladım. Add view diyorum. Layout'umuzu kullanarak view'e ekle. 4 numaralı firmaya bir tane daha çağrı ekle. Mesela çağrımızın ismi arkadaşlar e-fatura. İşte ne diyeyim mesela merhaba. Merhaba Ali Bey. E-fatura için bağlantı kuracaktınız. Ne zaman bakabilirsiniz diyelim. Durumu 1. Tarih 26.07.2021. Şimdi yalnız şurada öğrenci SMS sisteminin çözüldüğünü varsayalım. O yüzden bunun durumunu sıfıra dönüştürdüm. Tamam mı? Bu şekilde. Daha sonra Visual Studio'ya geri döndüm. Geldim aktif çağrılara. Aktif çağrılardaki şu kodları kopyaladım. Bunu buraya yapıştırdım. Ardından şu table class'ı şurayla beraber kopyaladım. Geldim bunu da buraya yapıştırdım. Burası da bizim pasif çağrılarımızı tutacak. Tamamdır. Gayet güzel oldu. Şimdi pasif çağrılarda düzenleme işlemi olmayacak. O yüzden pasif çağrılarda düzenleme işlemini kaldırdım. Geldim buradan çalıştıralım bakalım. Pasif çağrılar yükleniyor mu? Beraber görelim. Bekliyorum açılmasını. Geldi. Tamam mı? Gayet güzel. Ardından son bir şey yapacağım. Firma layout'a geldim. Firma layout içerisinde bizim menümüz vardı. Nerede menüler? Bakın burada. Şimdi şurayı bir tek satır haline getirelim. Şu aradaki boşluğu da silelim. Sen aktif çağrılar olarak nereye gideceksin biliyor musun? Diyeceğim ki sen slash default içinde yer alan slash aktif çağrıya gideceksin. Senin buraya gitmeni istiyorum. Ben geldim şurayı kopyaladım. Pasif çağrıda da geldim şuraya yapıştırdım. Sen pasif çağrıya gideceksin. Büyüteyim şöyle. Bakın burası aktif çağrıya gidiyor. Burası da pasif çağrıya gidecek. Kaydettim. Geldim sayfayı yeniledim. Yeniledikten sonra bakın aktif çağrılara tıkladım ve hata fırlattı. Neden hata fırlattı? Default controller tamam. Aktif çağrılar ları da var sonunda. Burası da pasif çağrılar olacak. Kaydettim. Geldim buraya sayfayı yeniledim. Aktif çağrılara tıkladım. Pasif çağrılara tıkladım. Bakın bu şekilde sayfalar arası geçişler gayet güzel ve sorunsuz bir biçimde gerçekleşiyor. Tamam mı? Bu kadar. Bir sonraki derste firma yeni çağrı oluşturacak.